Ya kızım bırak şunu elinden. Hiç yakışıyor mu sana? Ya güzel güzel konuşalım ne konuşacaksak. Geç onu Coşkun. Şimdi söyle bakalım Sarp'la ne işin var senin? Ne istiyorsun ondan? Sarp? O kimdir? Ben tanımıyorum onu. Demek böyle oynayacağız. Peki. Şimdi bir daha soracağım. Adam akıllı cevap vermezsen tahmin et ne olacak? Sen ciddisin ha. Öyle. Şimdi söyle. Ne istedin Sarp'tan? Kız Sedikli başlar. Söyle lan! Celal'ı. Babanı ha. Neye karşılık? Neyin karşılığında dedim? Umut'a. Umut. Ha Umut. Sarp'ın kardeşidir işte. Sen Sarp'ın kardeşini biliyor musun? He. Yaşıyor mu? He. Umut yaşıyor. Yerini biliyor musun peki? Coşkun! Söyle Sedikli. Bu sefer boşa sıkmayacağım. Söyle yerini biliyor musun? Ha biliyorum. Demek biliyorsun. Nerede peki? Aslında... Sen de biliyorsun Umut'un yerini. Nasıl yani? Oyun oynama benimle Coşkun. La havle ve la. Ya ne oyun oynayacağım kardeşim ya. Doğru dürüst konuşuyoruz işte. Sen de biliyorsun Umut'un yerini. Umut'u ben de mi tanıyorum? He. Sen ona... Mert diyorsun. Bak sen yiyeceği yere kaçırıyorsun. Söyle Musa. Mert, güzel haberlerim var sana. Söyle. Celal'in vurulması olayıyla ilgili görgü tanığı bulduk. Şimdi onun yanına gidiyorum. Ne görmüş? Vallahi ben de bilmiyorum. Gidince öğreneceğim. Ama her şeyi gördüm diyormuş. Hadi ya. Evet. Ya bu arada Yusuf müdür senin de gelmeni istedi. Şimdi sana konum yolluyorum. Tamam. Tamam. İki günümüz de olaysız geçsin.
Mert Umut mu yani? Sarp'la Mert kardeş mi diyorsun bana Coşkun? Ha, dedim bile. Nasıl oldu bu iş, anlat. Anlatayım Melek. Önce şunu bil. Yaşadığınız her şey Celal'ın başının altından çıktı. Onun marifetidir. Uyandı. Uyandı. Doktor! Doktor, babam uyandı. Doktor! Sen beni kötü adam biliyorsun değil mi? Asıl kötü o Celal'dır. Sizi sevgisiyle kandırdı kızım. Metin'i bilir misin? Sarp'ın babası. Celal'ın tetikçisiydi. He. İşte o Metin hapse düştüğü zaman onu susturmak için Celal çocuklardan birini aldı. Gitti bu Metin'e sordu. Hangisini alayım çocukları? Şimdi söyle bakalım. Büyüğü mü alayım, ufaklığı mı? Devam et! Tabii ki devam edeyim Melek. İyi dinle kızım. Kulağın bendedir değil mi? Devam et! Devam. Metin dedi Sarp'ı al. Celal tuttu Umut'u aldı. Şeytandır senin baban. İnanmıyorum sana! Sen bunları nereden biliyorsun? Ya bunları bana yaptırdı. Nasıl? Sen beni Celal'a düşman biliyorsun değil mi? Has adamıydım zamanında onun. Umut'u bana aldırdı. 10 11 12. Sakın sesini çıkarma, 15, yoksa seni bulurum. 15. Yıllarca oğlum diye sevdiğim Mert'i ailesinden ayır. Aynen. Celal, baban. Hafızındaysa. Ve Sarp. Mert. Hepimizin bir arada olması çok güzel. Bunu sık sık yapalım, olur mu? Olur tabii Füsun teyzem. Sen çağırırsın da ben gelmez miyim? Geliriz tabii anne. Ama bana sorarsan bu tür toplantıları aile içinde yapalım. Yabancıları karıştırmayalım. Beni mi kastettin birader? Yabancı diyerek. Olur mu öyle şey Mert? Sen yanlış anladın. Seni kastettim birader. Bırak yanlış anlasın anne. Herif yanlış anlamada bir numara. Az daha yakıyordu beni. Hem niye bu kadar çok evimize girip çıkıyor bu? Bu görev aşkıyla yanan polis arkadaşımız bir an olsun benim peşimi bırakmıyor. O da yetmezmiş gibi bir de annemin evinde sıkıştırıyor beni. Sonra da Füsun teyze, Füsun teyze, pardon Füsun teyze diye ağlıyor. Özür dileyecekse önce benden özür dileyecek. Müsaadenizle. Müsaade senin.
Uza. Ya işte bu Celal'ın da kendine göre bir sevgi anlayışı var. Umut'u kaçırdı, sokağa düşürdü, ondan sonra da alıp Mert diye sevdi. İnanmıyorum sana! Celal baba bunları yapmış olamaz! İnanmıyor musun yoksa işine mi gelmiyor? Şeytansın sen! Anneni Celal öldürmedi mi? Sus artık! Seni sanki sokaktan bulmuş gibi yapmadı mı? Kahramanınız olmak için güzel bir film çevirdi, siz de maşallah bir güzel yediniz. Ne oluyor, nedir durum? Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok, kendine geliyor. İyi işaret bu. Siz beni kötü bildiniz Sidikli. Celal'dan çok ben babalık yaptım, sana da Mert'e de. Öldüreceğim seni! O Mert'e ismini kim koydu? Ben, Coşkun. Ama o dayak arsızı bunu bilmez. Aynı senin gibi o Sarp da beni kötü biliyor. Benim çocuğum olmak ister misin? Ne dersin kızım? İstemez misin yoksa? İsterim ama... Ama ne? Söyle, çekinme. Mert olmadan bir yere gitmem ben. Çok mu bağlısınız birbirinize? Çok. Kardeş sayılırız Melek'le. Bırakma onu kimselere. Merak etmeyin, sizi birbirinizden ayırmayacağım. Bundan sonra hep yanımda olacaksınız. Sen kebapçı Celal diye birini duydun mu? Duymaz olur muyum? İyi, dinle şimdi. Bundan böyle bu çocuklar kebapçı Celal'in evlatlarıdır. Yanlarına bir adım daha yaklaşmayacaksın. Verin bakayım ellerinizi. Bu yaptığını hiç unutmayacağım amca. Bütün her şey yalan mıymış yani? Uyan Celal baba. Konuşacaklarımız var. Yine sana kaldım Celal.
Benim için endişelendin mi? Ölmeyeceksin sen. Seninle daha yapacak çok işimiz var. Şimdi dinlen, yorma kendini. Bekliyorum komiserim. Ne zaman geliyorsunuz? Geliyorum. Birazdan orada olurum. Bak, benimle görüştüğünüzü kimse bilmeyecek değil mi? Merak etme, hiç kimse bilmeyecek. Tamam. Tamam, bekliyorum. Neredesin Escobar? Yoldayım. Birazdan oralarda olurum. Sen neredesin? Trafikte kaldım ben de ya. Sen ne zamana gelirsin? Vallahi ne bileyim. Birazdan gelirim herhalde. Ne kadar sürer? 15 dakika falan mı? Ne bileyim ben Mert. Yoldayım işte. Tamam tamam. Gelince mutlaka beni ara, tamam? Tamamdır. Ararım. Ne zaman geleceğini söylesen ölürsün sanki. Davut, bu Kudret'e şimdilik bir şey yapmayalım. Bırakalım baba ayaklansın da kendi karar versin. Öyle mi dedi? Yok demedi de baksana adamın haline. Sence sana bana bırakır mı o işi? Çok şükür iyileşti babam. Aynen. Bırakalım da ayaklansın, kendi karar versin. Evet evet, doğrusu bu. Ben eve gidiyorum. Nasıl ya?
Faturasını ödemezsen böyle olur işte. Şşş. Sakın ha. Yüzünü döneyim deme. Tamam, tamam. Hayatın şu an buna bağlı. Fantomun yüzünü gören ölür. Bilmiyor musun? Ne istiyorsun benden? Polisi ötmüşsün. Hayır, konuşmadım kimseyle. Konuşmuşsun. Bunlar hep senin sağlığına zararlı şeyler. İçeri kimseyi alma. Özel konuşacağız. Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. İnşallah anlamışsındır mevzuyu. Anladım. Güzel. Siktir. Şimdi birazdan kapın çalacak. Musa diye bir komiser gelecek. Ne anlatacaksın ona? Hiç. Aferin. Ne bir şey gördün ne de duydun. Yanılmışım diyeceksin. Kimseyi görmedim diyeceksin. Yaşamak istiyorsun değil mi? Ne istiyorsan yapacağım. Sana bahsettiğim Musa komiser geldi. Aç kapıyı bir şey milletime. Yanlış bir şey yaparsan. Tamam. Affetmem. Organize şubeden komiser Musa Çelik. Binada elektrik var ama içeride ışıklar gitti galiba. Arıza içeriden mi? Galiba. Ben de şimdi onunla ilgileniyordum. Komiserim yanlış anlama. Ne konuşacaksak buradan konuşalım. Peki. Anlat bakalım. Celal Duman'ı kim vurdu? Bir de Celal'i vuran adamı başka biri vurmuş dediler. Doğru mu? Kim bu adam? Aslında komiserim, ben pek bir şey göremedim. Nasıl yani? Anlatacağım şeylerin size bir faydası olmaz ya. Telefonda öyle söylememiştin ama. Niye fikrini değiştirdin? Ne oldu? Düşününce emin olamadım. Net göremedim kimsenin yüzünü. Silah sesleri duydum. Arkasından koşan bir adamı gördüm ama kimdi, neciydi bir şey söyleyemem. Kimsenin günahına girmek istemiyorum yani. Bak şimdi. Baban hayata geri döndü. Senin suratın asık. Neyin var kızım? Ha? Ne oldu söylesene. Anlatacağım. Ama bırak biraz gücümü toplayayım. Hiç kolay değil.
Birisi mi korkuttu seni? Yok. Buraya gelen biri mi oldu? Yok komiserim. Dağ başı mı burası? Artık eskisi gibi emin değilim. Hepsi bu. Bak, eğer bir sıkıntı varsa polis halleder. Öyle bir şey yok komiserim. Nereden çıkarıyorsunuz? Peki. Eğer bir şey hatırlarsam ya da aklıma gelirse beni mutlaka ara. Ararım komiserim. Görüşeceğiz yine. Var sende bir şeyler. Ver bakayım şu kartı bana. Yavaşça yere yatacaksın. Fikrini değiştirmeyeceğine göre karta ihtiyacın yok, öyle değil mi? Yok. Kimseye bir şey söylemem. Bana bir şey yapmaya yeter. Bak, polise gidersen haberim olur. Sana kapıyı ne zaman çalacaklarını bile söyledim. Unutma. Tamam. Kafanı çevirme, bakma. Yüze kadar say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Musa neredesin? Geldim ben. Sen telefonu açmayınca ben gittim adama. Adam konuşmaktan vazgeçmiş. Bilmiyorum, etmiyorum dedi. Allah Allah. Bir de ben konuşayım ister misin? Bana sorarsam bu akşam uzak dur. Belli ki birileri tehdit etmiş bunu, bir ayar vermiş. Ha. Yani nereden anladın? Hissettim. Yani somut bir şey yok. Sonra beraber tekrar gideriz. Korkularını gideririz onun. Sen bu konularda iyisindir. Tamam, o zaman sıkıştırmayalım şimdilik. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Seksen beş. Seksen altı. Seksen yedi. Seksen sekiz. Canım benim, hiç dert etme sen yavrum. Kaybettim ya takipte izini. Neredesin? Hastanedeyim. Merak edilecek bir şey yok. Neydi Sarp'la derdin? Niye takip ettik biz onu? Sonra konuşuruz, olur mu? Şu an müsait değilim. Yavrum benim. Kimdi arayan da? Sen de iyi tanırsın. Umut'la konuştum.
Umut. Kim? Umut kim mi? Sen de çok iyi biliyorsun kim olduğunu. Mert'ten bahsediyorum. Ya hiçbir şey anlamadım ben, sen ne demek istiyorsun kızım? Her şeyi öğrendim. Mert Sarp'ın kardeşiymiş diyorum. Koparmışsın ailesini. Senin yüzünden sokaklara düşmüş. Bunu 2,5 yaşında bir çocuğa nasıl yaptın? Melek. Nasıl için kaldırdı böyle bir kötülüğü? Füsun teyzeye, bir anneye nasıl yaptın bunu? Söylesene Mert sana baba derken içi acımadan nasıl ol oğlum dedin? Kızım. Kızım bak, sen benim kalbime mi indirmeye çalışıyorsun ha? Ben bir ayağa kalkayım, olur mu? Ondan sonra konuşalım şimdi. Yani sırası değil yavrucuğum. Tam da sırası. Bizi büyüttün. Sokaklardan aldın. Babamız oldun. Kahramanımız oldun. Her yere düştüğümüzde bizi kaldırdın. Ama tekmenin en babasını sen vurmuşsun meğer bize. Yavrum, canım benim. Sen babana işkence ediyorsun. Sus da beni dinle. Lafımı kesme. Ama sen beni öldürüyorsun yavrucuğum benim. Neler söylüyorsun böyle? Mert için sen her şeyden önemliydin. Sırf sen istedin diye polis oldum. Kötü bir insan olmadığı halde senin için her şeyi yaptı. Kötü bir adamsın Celal Duman. Bunu babama söylemek ne kadar zor olsa da sen kötü bir insansın. Ben kötü bir adam değilim. Bu saçmalıkları nereden duydun? Kim söyledi bunları sana? Ne fark eder? Söylesene ne fark eder? Şimdi buradan gidiyorum. Baba. Füsun teyzeye gidiyorum. Ona Umut'u anlatacağım. Dur ya. Yavrum. Senin parçaladığın aileyi bir araya getireceğim. Gitme. Dur. Melek. Yeah.
sadece sevdiklerine iyi olmakla iyi insan olunmaz Celal Tuna. Bak, sen şimdi gitme. Gitme kızmam. Sen öldün. Yoksun artık. Keşke hiç olmasaydın. Keşke annemi öldürdüğünde benim de kafama bir tane sıksaydın. Bana iyi bak. Bir daha göremeyeceksin çünkü. Bir daha bana kızım demene asla izin vermeyeceğim. Yavrum. Kirlenmiş hissettiriyorsun çünkü. Kız. Seni her şeyden çok sevmiştim baba. Bu gece bitecek. Melek. Ben doktoru çağırıyorum. Nasıl durum? İyi mi? Kötü bir şey olmayacak değil mi? Doktor bey! Doktor bey! Yapma bunu bana baba. Yapma. Hiç iyi şeyler olmuyor minik. Füsun teyze, ben Melek.
Hayırdır Melek? Ters bir şey mi var gecenin bu saatinde? Kötü bir şey mi oldu? Kötü şeyler olduğu kadar güzel şeyler de oldu Füsun teyze. Hem de çok güzel şeyler. Sana çok güzel haberlerim var. Nasıl güzel haber? Sana geliyorum Füsun teyze. Sana umutla geliyorum. Umut? Sen ne diyorsun? Kayıp oğlun Umut'u buldum. Yanına geliyorum, yüz yüze anlatacağım her şeyi. Yüz yüze konuşmamız lazım. Sana söz veriyorum, bu gece huzurlu uyuyacaksın. Gerçek mi bu söylediğin? Sen Umut'u mu buldun? Gerçek Füsun teyze. Birazdan oradayım. Sen Coşkun'un elinden kaçtı mı? Yine kaçtı şerefsiz. Oyun oynadı benimle. Ama onu elime bir geçirirsem görecek o. Coşkun yoksa Celal hala hayatta. Biz onu yakaladığımız zaman kardeşini de bulacağız zaten. Durumu nasıl Celal? İyi. Yaşayacak şerefsiz. Sağ ol. Diğer polislerden iki kat daha fazla zor senin işin mesela. Nefret ettiğin adama gülümsemek zorundasın. Bu çok ağır bir yük. Ama sen bu yükü taşıyacak kadar güçlüsün mesela. Yoruluyorum artık müdürüm, gücüm kalmadı. Dayanacaksın Sarp. Annen için, kendin için, kardeşin için dayanacaksın. Elimden geleni yapıyorum, mecburum. Başka bir şey yoksa gideyim mi ben? Annemi arayacağım daha. Hadi git. İsmini bile sen seçmemişsin meğer.
Musa Celal'in vurulmasıyla ilgili bir görgü tanığı olduğunu söyledi. Ama adam bir şeyden mi korkmuş, neymiş? Konuşmaktan vazgeçmiş. Evet, öyle olmuş. Daldın Mert Karadağ. Ne düşünüyorsun böyle? Amma çok sevdin şu müzik kutusunu. Neden çok merak ediyorum. Umut çok seviyordu değil mi bunu? Çok severdi. Bu müzik kutusunda küçük bir çocuğun masumluğu var Eylem. Tertemiz, hiç kirlenmemiş. Bu bende olmayan bir şey. Son zamanlarda hep böyle şeyler söylüyorsun, üzüyorsun beni. Sen benim gördüğüm en iyi insanlardan birisin. Çok yükleniyorsun kendine. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ben sana bakınca ne görüyorum, söyleyeyim mi? Söyle bakalım gazeteci kız. İşini seven, dürüst, başarılı bir polis görüyorum. Üstelik kendini sokaklardan kurtarmış, kendini yetiştirmiş bir adam görüyorum. Herkesin harcı değil bunu başarmak. Yeteri kadar dinledik. Kahveni getiriyorum. Bu seferkiler benden kahveci güzeli. Gerçekleri bilsen beni yine sever miydin acaba? Anne. Umut geliyor. Umut gelecek. Anneciğim, neden bahsediyorsun sen? Ne oluyor? Melek aradı. Umut'u bulmuş. Melek Umut'u mu bulmuş? Şimdi geliyor, her şeyi anlatacak. Umut'un nerede olduğunu biliyormuş. Kardeşinin nerede olduğunu biliyormuş. Ne, sen neden bahsediyorsun? Nereden bulmuş? Nasıl bulmuş Melek Umut'u? Başka bir şey söyledi mi? Hayır, hiçbir şey söylemedi. Gelince sorarsın ona. Alo Sarp. Alo Melek. Annem çok acayip bir şeyden bahsediyor. Doğru mu duyduklarım? Duyduklarım doğru Sarp. Umut'un kim olduğunu biliyorum. Sokaktayım şimdi, gelmek üzereyim. Harbi mi diyorsun? Evet, harbi diyorum. Alo? Melek? Ne oldu sen? Gelmek üzereyim dedi. Meleğin arabası.
gitmiş. Nerede bu? Sarp, bul onu ne olur. Sarp, bul olur. Sarp, ne olur onu bul. Tamam. Umut'u da bulmalıyız. Tamam, sakin ol, bulacağım. Tamam, Melek'i de bulacağım, Umut'u da bulacağım. Tamam mı? Sakin ol, tamam. Sakın benimki falan diye Fulya muhabbetine girme. Durduk yere kendimize sıktırmayalım Berke. Tamam abi de... Kudret abi bu konuda çok hassas. Onun canı sıkılır, bizim canımız yanar. Kudret abimiz burada mı? Burada abi. Gel bakalım al yanak. Gel. Ver güzel haberleri. Hala gebermedi mi o çalalı? Abi. Başın sağ olsun diyemiyorum maalesef. Gayet sağlıklı adam. Hatta durumu daha iyiye gidiyor aldığım duyumlara göre. Sen demedin mi lan? Gece kriz geçirdi ölüyor diye. Dedim abi. De krizi atlattı, toparlandı adam. Ayyanak. Hikaye okudun bana gece gece. Ölüyor diye. Abi. Ben... Azrail'mişim de canını almıyormuşum gibi atar yapıyorsun. Yapma gözünü seveyim. Ben senden çok istiyorum ama olmadı. Hmm. Anlaşıldı. İş bize kaldı yine. O celalı o hastaneye gömeceğim. Göm abi. De... Ortalık Celal'in adamlarıyla kaynıyor. Yemişim adamlarını. Onları da gömeceğim. Göm abi. De polisleri ne yapacaksın? Resmisi var, sivili var. O organizesi var. Anlıyorum. Alı yanak. O iş hastanede zor abi. Ulaşamazsın Celal'e, uğraşma boşuna. Abi, bir dur, bir sakin ol ya. Bak, yaran var. Elbet o Celal çıkacak hastaneden. Bekleyeceğim. En doğrusu olur abi. Ne yaptın müdürüm? Tespit edebildin mi Melek'in yerini? Ettim oğlum. Neredeymiş, kim almış, nereye götürmüşler? Melek Celal'in evinde Sarp. Celal onu eve kapatmış büyük ihtimalle. Celal niye yapsın Melek'e böyle bir şey? Ben sana söyleyeyim Sarp. Hastane polisinden öğrendim. Dün gece Melek Celal'le görüşmüş. Nasıl bir konuşma yaptılarsa Melek çıkar çıkmaz Celal krize girmiş. Melek o zaman gerçekten bir şeyler biliyor. Celal söylemeyeceğine göre kimden öğrenmiş olabilir? Bilmiyoruz ama önemli olan öğrenmiş olması tabii. Puşt! Anneme söylemesin bildiklerini diye kızı bilerek kapatmış eve. Bak Sarp, annen bu işin Celal'le bağlantısını öğrenirse onu durduramayız oğlum. Her şey mahvolur.
Hepiniz tehlikeye girersiniz. Şimdilik Celal'den haberi yok müdürüm. Sen kardeşini buluncaya kadar da olmamalı. Üzme kardeşim, mecburuz. Ya neye mecbursunuz Melik ya? Bırak beni gideyim. Melek! Sakin ol. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayacağım şimdi yeniden. Aç falan değilim ben. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ya bırakın beni gideyim. Anne ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Melek abla değil mi sesi gelen? Niye bağırıyor? Sakin olacağız tamam mı? Güçlü olmamız lazım. Hadi gel yalnız bırakalım şimdi biraz gel. Kızmakta haklısın Melek ama Celal babanın emri var. Ben hastaneden çıkana kadar kızım evden çıkmayacak. Telefonda kimseyle görüşmeyecek dedi. Hapsetti yani beni öyle mi? Sen de benim gardiyanımsın. Öyle mi Davut? Üzgünüm Melek. Üzgün falan değilsin Davut. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Celal babanın emirleri. Senin o Celal baba dediğin adam var ya. Şimdi yapılacak tek bir şey var. Celal'in evine gidip Melek'le konuşacağım. Saçmalama sen. Bu her şeyin sonu olabilir oğlum. Ne sonu müdürüm ne sonu? Kardeşim orada. Melek'i de alacağım, Umut'u da alacağım. Sen nasıl durmamı bekliyorsun benim? Hayır Serp, hayır bunu yapma. Yapacağım müdürüm. Kimse de bana engel olamaz. Dur Serp, dur. Gideceğim, gerekirse o evi başlarına yıkacağım. Melek'i de alacağım. Serp! 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 Durmayacağım! Serp! 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 Dur! Çekil önümden müdürüm, durmayacağım! Serp gel buraya, gel buraya. İlk önce beni dinle, kalın kafalı! Sen, sen Melek'i alacağına inanıyor musun? Alacağım. Güzel. Kurtardıktan sonra Melek de sana umudu verecek, öyle mi? Aynen öyle verecek. Zaten onun için geldi ve söyleyecekti. Ha, çok güzel, çok güzel. Sonra Melek'i alıp, umudu alıp annene götüreceksin, öyle mi? Aynen öyle olacak bir durum, aynen öyle. Ya sen delirdin mi oğlum, delirdin mi? Bütün bunları yaparken Celal hiçbir şey yapmayacak mı? Celal, Melek'in bildiğini sen bilme diye onu eve kapattı, oğlum. Eğer bildiğini öğrenirse ölürsün. Umut ölür. Annem bile ölür, salak! Sadece Melek hayatta kalır. Bak bu şartlar altında kardeşini bulsan kaç yazar oğlum? Ne yapacağım o zaman müdürüm ben? Ha? O doğru değil, bu doğru değil. Ne yapacağım lan ben? Her ne yapacaksan toz çıkarmadan yapacaksın! Celal'in bütün bunlardan en ufacık bir şüphesi olmaması lazım. Yoksa çarşı karışır. Bak kardeşini bulmak istiyorsan bundan Celal'in haberi olmaması lazım oğlum. En ufacık bir şüphesi olmaması lazım. En doğru yol bu. Söyle Sema. Müdürüm ekip tamam. Emrettiğiniz gibi arama emrini de çıkardık. Biz hazırız. Güzel, güzel. Siz hemen yola çıkın ben de geliyorum. Tamam müdürüm. Hadi çıkıyoruz. Ne oldu?
Melih'i almaya ben gidiyorum Serp. Bak delirmezsen, sakin olursan sana her şeyi anlatırım. Nasıl yani? Şimdi Celal'in vurulmasıyla ilgili herkesi sorguya alacağım. Şimdi ekiple birlikte Celal'in evine gidiyoruz. Arama izni de çıkarttım. Bir şekilde Melih'i alıp çıkartacağım, ortaya organizeye götüreceğim. Sen var ya, sen büyük adamsın. O zaman ben de Celal'in evine gideyim, orada olayım. Belki Melih'i görürüm, bir iki kelime etse bana yeter. Hadi koş, koş. Ne duruyorsun? Hadi koş. Bak ben gelmeden Celal'in evinde ol, tamam mı? Hadi. Tamam, hemen gidiyorum. Unutma Serp. Celal bundan en ufak şüphe duymamalı. Tamam mı oğlum? Barış, niye orada dikilmiş bana bakıyorsun sen? Abla, iyi misin sen? Ne demek bu? Abla, iki çorba istedim, burada bekliyorum. Tamam işte. Ah be abla, sakarlıkta beni de geçtin ya. Ne oluyorsun ablam, bir anlatsana. Hiçbir şey yok. Dur abla, dur, dur. Aman sen uğraşma, ben hallederim, tamam mı? Çorbaları da götürürüm, merak etme. Ben biraz hava alayım da geleyim. Tamam abla. Sahar mı? Oğlum. Söyle anneciğim. Ne oldu? Bir haber var mı Melek'ten? Bulabildiniz mi bir şey? Anne, Yusuf müdür bize yardım ediyor. Yerini tespit etti. Şimdi oraya gidiyoruz. Gerçek mi? İnanayım mı buna? Evet anne, evet. Müjdeli haberlerimi bekle. Kurban olayım oğlum. Umut getir bana. Bak ne yaptığımı bilemiyorum, duramıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum burada. Anne sen hiç merak etme. Alıp geleceğim. Hem Meleği hem Umut'u. Sar. Abi kardeş gelin ne olur. Ne olur yan yana göreyim ben sizi. Aynen öyle anne. Abi kardeş geleceğiz sana. Tamam. Ne olur dikkatli ol. Bir şey olmasın. Ne olur, oğullarımı kavuştur bana. Çok şükür Allah'ıma, bugünleri görebildim. Geliyorum Umut, geliyorum. Efendim Eylem. Alo Mert. Ben bir şey yaptım, sana da söyleyeyim dedim. Ne yaptın Eylem, hayırdır? Hani şu dün gece konuştuğumuz konu vardı ya. Celal'in vurulması ile ilgili konuşmayan tanık. Ben ona ulaştım. Yani bir yeşil ışık yaktı gibi. Bana konuşacak galiba. Nasıl ya? Adam bize konuşmadı. Sana nasıl konuşacak? Ne sandın? Biz de gazeteciyiz herhalde. Müdürle de konuştum. Okey verdi. Para da vereceğiz adama. Haberi okursun artık. Peki o zaman beraber gidelim. Olmaz artık, çok geç. Kapıdan girdim bile. Çıkınca ararım ben seni. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun Eylem ya? Beni yakacaksın kızım be. Ya ben hiç eğlenemiyorum bu sıralar. Ulan buraya kadar mı yoksa? Bakın bayan, ben de konuşmak istiyorum. Dağ başı değil burası. Güpegündüz sokak ortasında adam vurdular diyordum. Ama dün gece gelip tehdit ettiler beni. Kim tehdit etti? Bilmiyorum. Yüzünü göstermedi.
Polisten önce o geldi. Konuşmayacaksın dedi. Şimdi sen bu haberi yapınca ne olacak? Haberde isminizi yazmayacak. Yani kimse sizden bilmeyecek bunu. Öyle diyorsun da haber çıkınca bunlar ne yapar eder bulurlar beni. Bulamaz kimse. Merak etmeyin. Bakın gazeteci hanım. Bunun tek bir yolu var. Bana para vereceksin. Ben de buradan gideceğim. İstediğiniz parayı vereceğiz. Önce şuna bir bakın. Evet. Celal denilen adamı vuran buydu. Eminsiniz değil mi? Evet. Eminim. Güzel. O zaman olayı çözdük demektir. Bu kadar değil. Onu da vuran biri vardı. Biri gelip Celal'in hayatını kurtardı. Nasıl biri, tarif edebilir misiniz? Ben şimdi sana nasıl tarif edeyim bayan? Adamın biriydi işte. Demek kebapçı Celal'in adamlarından biri onun hayatını kurtardı. Görseniz tanır mısınız? Tanırım. İyiyim abi, senden? Meşim Hanım nereye? Celal'e gidiyoruz. Mustafa'yı görmek istemiş. Hadi. Senin burada? Ettiğin lafa bak ya. Celal babanın sağ koluna diyorsun ki ne işin var burada? Ne oldu? Niye geldi polis? Bilemedim Yeşim Hanım. Öncelikle geçmiş olsun Yeşim Hanım. Sağ olun. Celal'in vurulma olayıyla ilgili geldik. Herkesle konuşacağız. Tamam. Buyurun. Duman'la konuşacağım. Geldi mi kendine? Evet, geldi. İyi. Bir küçük ifadesini alalım babanızın. Kim yapmış, nasıl yapmış bir öğrenelim değil mi ya? Tabii. Buyurun komiserim. Sen çık.
Beni komiserimle yalnız bırak. Emredersin babam. Ne oluyor? Ne bileyim Davut. Abi, organize geldi. Bir gelseniz iyi olur. Neyin peşinde bunlar? Niye geldiler ki? Bakalım, anlayacağız. Kimse var mı evde? Herkesi burada görmek istiyorum. Abi, seni çağırıyorlar. Bakalım neymiş dertleri. Yusuf müdür, beni çağırmışsın. Herkesin ifadesini alacağız. Daha başka kimse var mı evde? Yok müdürüm, bu kadarız. Celal'in avukatı nerede? Evde değil. Sema, sen benimle gel bir bakalım evde kimse var mı? Emredersiniz. İyi de müdürüm. Şimdi nereden çıktı bu? İfade mi alacaksınız, evi mi arayacaksınız? İkisini birden yapacağız. Arama emri. Ben de müdürümle gideyim de yolu karıştırmasın. İyi olur. Ben de geleyim. Evet. Biz de ifadeleri başlayalım. Sen gel bakalım buraya. Sizinle konuşalım. Kudret belası yüzümden gözlerinde tutmuyorum onu. Neler yaptı biliyorsun. İyi ama, değil mi? İyi. Sen nasılsın peki? Nasıl olayım? Bir an önce şuradan çıkıp o kudretin çanına ot tıkayacağım günü dört gözle bekliyorum. O da olacak babam. Sen hele bir iyileş de. Evlat. Yine sen çekip aldın beni Azrail'in elinden. Sen olmasan bu kebapçı ne yapar?
odada kaldı değil mi? Evet müdürüm. Gittin mi? Aç şunu. Ne bakıyorsun, açsana. Buyurun. Tamam mı müdürüm? Tamam. Yusuf müdür şu an senin evinde, biliyorsun değil mi? Ne diyorsun? Ya bu şimdi mi söylenir? Niye şunu daha önce söylemiyorsun bana? Sürpriz olsun dedim be babam. Hemşerim, hayırdır? Biz Celal Duman'ın evine gidiyoruz. Niye? Bir şey mi oldu? Yusuf müdürüm istedi. Tamam da niye? Onu kendisine sorarsın. Soralım bakalım. Sen bizimle gelmiyorsun. O niye? Hastaneye Celal Duman'dan ifadesini almaya gideceksin. Bakalım bir şeyler söyleyecek mi? Güzel. Bülbül gibi öttürürüm ben onu. Dağıt oğlan. Buyur babam. Evi temizleyin. Ne var ne yok hepsini çıkartın. Ruhsatçı silahları falan temizleyin. Ne olur ne olmaz. Polis gelir, bir şey alır. Biz önlemimizi alalım, tamam mı? Tamam babam, merak etme sen. Ha. Bir de Meleği al çıkar. Evde olmasın. Bir sıkıntı yaratabilir. Eyvallah babam. Dediklerini hemen yapacağız. Bir araba ayarlayın, minibüs olsun. Minik. Sarp, ne olur çıkar beni buradan. Melek, gidiyoruz. Ev temiz evlat, ev temiz. Yusuf bir şey bulamaz orada. Hiç kimse hiçbir şey bulamaz. Aldık mı ifadeleri? Herkesinkini aldık müdürüm. Bir şey çıktı mı evde? Çıkmadı müdürüm. Daha fazla oyalanmayalım o zaman. Hadi. Neredesin Melek? Yesene. Söyle çıksın şunlar. Çıkın.
Bak, benim buradan çıkmam gerekiyor. Bana yardım et. Tabii ya, neden olmasın? Bu iş uzun sürmez. Celal Baba kızına kötü davranmaz. Yarın öbür gün her şey düzelir. O zaman da ben senden hesap sorarım. Gel bana yardım et. Çıkar beni bu evden. Olmaz. Yapamam. Sonra bunun hesabını sorarım ama. Yapacak bir şey yok Melek. Üzgünüm. Şimdi otur yemeğini ye. Buyur. Ne durumdayız? İyiyiz, sıkıntı yok. İyi, güzel. Benden haber bekle. Dikkatli ol, akıllı kızdır. Sen merak etme. Bakalım bizim Sidikli Kontes ortalığı ne kadar karıştırmış. Telefonu değil mi? Evet miniyim, onun telefonu. Açmasak mı Davut? Bir açalım bakalım kim ne istiyormuş Melek'ten. Öyle diyorsan. Kız Sidikli. Ne yaptın, anlattın mı herkese? Kimsin lan sen? Aman yanlış mı aradık? Kimsin oğlum sen, kimsin? Önce onu söyle bana. Ya ben şey, bak kardeşim ben çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kimsin oğlum, kimsin? Önce onu söyle. Ya bak dinle şimdi, çok çok önemlidir. İyi dinle ha. Ahmet. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kimdi şimdi bu? Ne diyor Davut? Ne istiyor? Vallahi anlamadım ki minnoş. Telefon sapı falan herhalde. Kaldı mı onlardan Davut? Türünün son örneği demek. Kimle konuştum lan ben? Bizim Sidikli nerede acaba? Neler oluyor ki? Dur bakalım ne olacak. Meleği buldun mu? Dayanamıyorum, hiçbir yerde duramıyorum. Bir an önce Umut'a kavuşmak istiyorum. Maalesef anne. Ulaşamadık. Neden, neden? Sen polis değil misin? Nasıl bulamazsın? Ne olur. Meleği bul, Umut'u bul bana. Anneciğim baktık, Yusuf müdürle de baktık her yere ama yok. Kim aldı, nereye götürdü bilmiyoruz. Yine başa döndük değil mi? Yıllar sonra oğluma kavuşacağım dedim. Umut. Şimdi yine kaybediyorum. Ona bir daha kavuşamayacak mıyız Sarp? Bulacağız anne, bulacağız. Sen hiç merak etme. Bulacağız Meleği. Hem Celal'in kızına kimse bir şey yapamaz. Meleği bulacağız.
Ondan Umut'u öğreneceğiz. Sonra sen oğluna kavuşacaksın. Ben de kardeşime. Olacak değil mi bunlar? Bir inanabilsem. Olacak olacak. Sen hiç merak etme. Umut lokantasına Umut gelecek. Anne diyecek. Abi diyecek. Abi diyecek. Ne güzel değil. Hatırlıyor musun Sarp'ı? Umut en çok seni severdi. Ağladığında hep senin yanına gelirdi. Uykusu kaçtığında, korktuğunda benim yanıma gelmezdi. Hep senin yanına gelirdi. Seni yatağına yaklaşırdı. Yorganın altına girerdi sana. Sana sığınırdı, orada uyuyakalırdı. Hatırlıyor musun o hallerini Sarp? Anne hiç gitmiyor ki gözümün önünden. Her şey benim yüzümden oldu. Umut benim yüzümden kayboldu. O saklanmaç var ya, o saklanmaç. Niye kabul ettim ki sanki? Her şey benim yüzümden oldu anne. Keşke hiç ayırmasaydım Umut'u yanımdan. Keşke hiç bırakmasaydım onu. Olur üzülme. Senin kabahatin değil. Senin kabahatin değil. Oğlum bir tanem ne olur üzülme. Olacak da oldu. Kimse engelleyemezdi. Umut'u sen bulacaksın biliyorum. Senden başkası bulamaz zaten. İnanıyorum sen bulacaksın. Neredesin Eylem sen? Bin kere aradım. Haberi yazıyordum. Ne oldu? Ne dedi adam? Kudret'i görmüş. Hı. Biri daha varmış ama tarif edemedi. Tam görmemiş yani. Pek değil. Ama görsem tanırım dedi. Oh, çok şükür. Anlamadım. Güzel iş. Güzel iş çıkardın gazeteci kız, bravo. Oha! Abi, internette bir haber var. Seninle ilgili. Görmen lazım bunu. Neymiş o? Okuyamıyorum ben bunu. Abi buradan bakalım. Al, şu haber sitesini aç. Aç şunu Serkan, aç. Celal Duman'ı Kudret Sönmez tek mi vurdu? Gizli tanık gördüklerini anlattı. Vay, 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 vay. Kimmiş ulan o gizli tanık? Bilemiyoruz ki abi. Adı üstünde gizli tanık. Aa, resmini de koymuşlar, iyi mi? Abi sana tavsiyem. Uç buralardan. Polis peşine düşecek. Hmm.
Doğru diyorsun. Şimdi polisle uğraşırsak işimiz yarım kalacak. Çalal. Yaşamamalı. Sen bir an önce izini kaybettir. Sonra görürsün işini. Serkan. Buyur abi. Haber ver bütün adamlara, toplansınlar. İşimiz yarım kalmasın. Emredersin abi. Gazeteye konuşan kim biliyor muyuz? Benim bir tahminim var müdürüm. Söyle. Birisi bize konuşacaktı. Nedense korktu, fikrini değiştirdi. Herhalde derdi paraydı. Habere eylem yapmış olmalı. Mert. Buyurun müdürüm. Senin bir fikrin var mı oğlum? Eylem bir şeyler dedi ama pek bir bilgim yok açıkçası müdürüm. Eylem'le bir konuş bakalım. Musa'nın dediği adamsa ifadesini alalım. İfadesini aldıktan sonra da Kudret'i tutuklayalım. Emredersiniz müdürüm. Polis peşimize düşebilir. Bir süre izimizi kaybedeceğiz. Ama bu işin bittiği anlamına gelmiyor. O Çalan. İşi bitecek. Haber için konuşan gizli tanık kimmiş bu? Sustur. Emredersin abi. Susturamazsan ben seni sustur. Hayır. Abi bırak ben halledeyim. Olmaz Serkan. Senin çok daha önemli bir işin var. Bunları temizleyeceksin Serkan. Tamam abi. Abi. Bu Sarp. Bunu anladım. Celal'in has adamı öldürmek istiyorsun. Ama diğeri polis. Bağlantıyı kuramadım. Ben sana kurayım bağlantıyı. Adıyanak. Bu Sarp'la Mert Mustafa'yı elimden aldılar. Hande'nin ölümüne sebep oldular. Bu ikisi de geberecek. Sonra sıra Davut'a ve Celal'a gelecek. Abi, Sarp Füsun'un oğlu biliyorsun. Şimdiye kadar beni durduran tek şey de oydu zaten. Ama bak neler oluyor. Neler oluyor. Handanım öldü. Polis peşimde. Bunlara sebep olan bu iki hıyar. Füsun'un hatırı baki. Taziyeye gideriz, olur biter al yanak. Yapacak başka bir şey yok mu? Var mı? Ha. Yok abi, öyle diyorsan öyle olacak. Füsun yengenin başı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Serkan. İkisini de bulduğum yerde. Sık. Ne duruyorsun lan? Ha? Hemen abi.
Nereye? Tuvalete. Bekle. Buyur. Kapıda mı bekleyeceksin? Yapmak zorundasın. Çok az kaldı. Umut'a kavuşacağız değil mi Sarp? Annem Mert'e sakın Umut olayından da Melek olayından da bahsetme, olur mu? Tamam oğlum. Fısır fısır ne yine? Böyle fitne veriyorsun Füsun teyzeme ha? Yok öyle bir şey. Hem sen niye her şey üstüne alınıyorsun? Niye geldin ki yine? Sana gelmedim. Eyleme Füsun teyzeme geldim. Çocuklar ne olur didişmeyin. Hadi girin içeri. Niye çıkmadı ya bu kız? Melek! Melek! Oynama benimle ya, oradasın işte biliyorum. İyi, benden günah gitti. Çabuk arka tarafa koşun. Hızlı. Arabanın anahtarlarını almış. Siktir.
Abi şu an ikisi bir arada. Ömrünle bitireceğim işlerini. Ne bekliyorsun oğlum? Bitirsene lan işlerini. Abi orası kolay da. Bu adamların ikisi de Füsun Hanım'ın lokantasında. Füsun Hanım da orada. Yapma ya. Olmadı şimdi. Ne yapayım abi? Serkan, o kadar da değil. Orada yapma. Füsun'dan uzaklaştıkları zaman hallet. Tamam abi. Yapacak bir şey yok Füsun. Yapacak bir şey yok. Davut, ben bir şey anlamadım. Melek'e niye bunu yapıyoruz? Sorma minik. Bazen bir şey sormamak, bilmemek en iyisidir. Peki Davut. Söyle Fulya. Davut, Melek kaçtı. Ne demek kaçtı? Nasıl kaçtı? Ne dediğimi duydun işte. Sana dedim şu kızı bağlayalım diye. Hayır, ben senin yapacağın işi. Nasıl oldu bu? Ne zaman kaçtı? Az önce. Kandırdı bizi. Arabayı alıp basıp gitti. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Dedim sana dikkat et dedim. Akıllı kızdır dedim. Bizim arabayla mı kaçtı? Evet. İyi, o zaman biliyorum ben onun yerini. Bulacağım. Merak etme sen. Sakin ol. Sakin ol. Sakin olmuş. Nasıl sakin olayım? Bir işi beceremediniz. Nasıl olmuş? Nasıl kaçmış? Baba ne olur sakin ol. Bir şekilde bulacağım ben onu, merak etme. Olacakmış. Nasıl bulacağım ha? Baba sakin ol. Araçta takip cihazı var. Tamam. Durma. Durma. Hemen git. Kızım neredeyse getir beni ayağa kalkana kadar da başından ayrılma hadi. Tamam babam, tamam. Bir dakika gel buraya, gel. Gel. Şimdi beni yedin. Meleği buldun da yanında kim varsa, kimle konuşursa, öldür. Düşünme bile, bir an bile düşünme. Kim olursa olsun hiç fark etmez tamam mı? Kim varsa. Kim varsa. Hadi hadi. Eyvallah baba. Sarf. Umut. Kavuşamayacaksınız. Kavuşturmayacağım lan sizi.
günler. İyi günler. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Acil bir konuşma yapmam gerekiyor da. Böyle beklemekle olmuyor Sarp. Bir şeyler yapmak gerek. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Mecbur bekliyoruz işte. Senin şu müdürünle konuşsun. Konuştum anne, konuştum. Konuştum. Bir gelişme olursa haber verecek. Al Barış. Alo. Benim Melek. Senin meleğin. Serp, kim arıyor? Geliyorum hemen. Alo meleğim, neredesin? İyi misin? Söyle bana. Serp Bey, şimdiler hiç vaktim yok. Hemen Maçka Parkı'na gir, olur mu? Buluşmamız lazım. Tamam, hemen geliyorum. Serp, sevgilim. Söyle meleğim. Sana kardeşini vereceğim. Umut'u. Hemen geleceğim, hemen. Anne, benim acil çıkmam lazım. Haberleşiriz, tamam? Ne oldu buna gene? Ne bileyim ben? Abla, bir sorun yok değil mi? Yok var, hiçbir şey yok. Nedir o afiş Barış? Desteğe ihtiyacı olan çocuklar için. Minik kalpler için. Dur, ben de bir mesaj atayım. Çok iyi yaptın Barış. Aferin sana. Hadi gel. Alo. Mert, benim Melek. İşle ilgili. Kızım, sen neredesin ya? Ha, merak ettim. Mert, buluşmamız lazım. Hemen Maçka Parkı'na gel. Tamam, geleyim de ne oldu? Söyle. Mert, elinde ne işin varsa bırak. Hemen buluşmamız lazım. Hadi gel, bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Derdi ne şimdi bu kızın ya? Eylem, benim acil bir işim çıktı. Şu tanık meselesini de konuşacağız. Tamam, nasıl istersen. Hüsnü teyzem, görüşürüz. Görüşürüz canım. Umut be, Umut! Helal olsun sana Melek. Helal olsun. Umut olduğunu öğrendiğinde ne yapacaksın? Çok merak ediyorum Mert.
vereceksin değil mi bana Umut'u? Kardeşimi vereceksin bana. Onun için buradayım sevgilim. Melek, Sarp'ın ne işi var burada? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sarp niye burada ya? Söyle. Kim? Umut? Ha? Nerede? Söyle. Söyleyeceğim. Ama biraz beklesek olur mu? Bekletme artık beni. Meleğin yanında kim olursa olsun öldür. Bekledim biliyorsun. Tamam. Bekletmeyeyim o zaman seni. Ne oldu? Sarp! Gözünü Melek, Melek! Melek, Melek! Melek yapma bunu bana, Melek! Melek aç gözünü, Melek! Melek! Melek, ölme. Ölme Melek, ne olur ölme. Gözlerini Melek! Melek yapma bunu bana! Melek aç gözlerini! Ölme Melek, ne olur ölme. Melek! Melek! Melek!